Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size amigurumi iplerinden amigurumi işi çok çeşit değişik değişik şeyler yapıyorum. Biber, patlıcan, meyve, sebze hepsinden yapıyorum. Kalemlik yaptım en son. Bir tane yeğenimin şeyi varmış. Kulaklığı varmış. Teyze bunun dışına bir şey örebilir misin dedi. Şimdi de onu ördüm. Ben bayağı araştırdım bulamadım. Böyle bir şey ördüm ve size bunu göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Şekilde şöyle koyalım. İki tane yaptım. Videosunu çekeyim istedim. En güzel muntazam yapma şeklini tutturunca size çekmek istiyorum. Az önce arkadaşlar biraz yaptım. 10 dakikalık video çektim. Şu kadar ördüm. Bir şey oldu kamerama. Tekrar çekmek zorunda kaldım. Tekrar başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar öncelikle abone olursanız memnun olurum. Örgüyle Instagram sayfama da beklerim. Bitişini, görselini orada paylaşıyorum. Ve şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ipimden şöyle koyuyorum ve bir tane zincirle başlıyorum. Şimdi şunu anlatacaktım. Ben video çok uzamasın diye altını yaptım. Altının ölçüsüyle kapağının ölçüsü aynı. Ben bura biraz daha uzun sürer diye bu tarafını yaptım. Kapağını göstereceğim şimdi. Biraz önce de çekmiştim ama aynı şeyleri tekrarlıyorum. Şimdi başlayalım. Zincir çektim ve ipimi şu şekilde üstüne alıyorum ve şu şekilde örüyorum. Başlama kısmını ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel oluyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şurada bir şey oldu. Şu şekilde alıyoruz. Şu şekilde örüyoruz. Çok güzel oluyor. Eskiden zincir şeker de üstüne başlardık ama bu daha güzel, daha muntazam oldu. Karşısına geçiyorum arkadaşlar. Şu köşeye bir tane batıyorum içine. Karşısına geçiyorum. Örgümü aynı taraftan örmüş oluyorum. İleriye geriye örmediğim için daha düzgün bir örgü ortaya çıkıyor. Yani dolana dolana ördüğüm, aynı taraftan ördüğüm için ve onu gösteriyorum. Geri dönmedim ve karşısına geçiyorum, dolanıyorum yani. Kulaklığın dışına tam iyi geldi ölçüm. Üçüncü de tam ölçümü yapınca size de göstereyim istedim. Şu köşeye gelince aynı deliğin içine 3 defa batıyorum ve dolanıyorum, karşısına dolanıyorum. Hem artırma yapıyorum hem köşe yuvarlak oluyor, daha güzel oluyor. Şu görüntü oluşuyor. Çok güzel oldu. İpim de içinde saklaması güzel oluyor bu örgülerin. Şu kenarlardan artırıyorum. 34 tane oluncaya kadar artırma yapacağım. Şuralardan köşeyi dönerken 2 tane artırıyorum. Gerisi düz. Bir tane artırıyorum. Şu ortayı düz örüyorum. Şuradan bir tane daha artırıyorum şu köşelerden.
Çok muntazam bir örgü oluyor. Böyle dolanıyorum arkadaşlar. Ben biraz dolandığıma geçeyim. Şimdi ben bunu bu şekilde şu kenarlardan artıra artıra bu şekil oluştu ve ben biraz dolandım. Şunu saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 35 olmuş hatta. 34 iyi gelmişti. Biraz sonra bir tanesini eksiltiriz. Ya da yanlış saydım çünkü saymıştım. Şimdi artık artırma, eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde dolanıyoruz. Bir tane eksilteceğim ben şu köşeden. Belki geniş gelir. Şöyle. Siz bunu herhangi bir şeyin dışına, neyin dışına örmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz bu örgüyü. Dışına ölçe ölçe. Şimdi artırma yapmadığımızda hemen şekil almaya başlıyor. Tümünü gösterebilmem için çok zaman alacak video. Biraz yapa yapa, biraz kamerayı durdura durdura. Evet. Bir tane daha eksilteyim. Tam otursun. Şu köşeden bir tane daha eksiltiyorum. Tam oturursa çıkma olayı olmaz. Bir sıra daha dolanacağım. Ben dolanıp geldim arkadaşlar. Bir daha bakalım. Evet. Tamam. Şimdi burasını keselim. İpimizi kaybedelim. Bunu ben daha sonra biraz daha kaybedeyim.
Şimdi kapağımızı şuraya dikelim. Kameranın önünde olunca çok rahat edemiyorsun sen. Alan kısıtlı. Kameraya dokunacağım diye. Evet, şu ipimizi de kaybetmiş olduk. Evet. Bu iplerimizin ucunu biraz daha kaybederim ben. Daha sonra şimdi tepesine kulağımızı yapacağız. Bir daha ölçelim. Oldu. Şimdi şuraya yaptım. Kulağa göstermek istiyorum. Bunu da kırmızı ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Lif ipim var. Şimdi sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Zincir çekiyoruz. Ve şu ikisini alıp içine başlıyoruz. Şuraya 5 tane, 6 tane batıyorum. Sıkıştırıyorum. Şuraya geçiyorum. Birkaç daha artırma yapıyorum. Kaç tane artırma yaptım? Kaça çıkardım? 7, 8, 9, şöyle elimizle şey yapalım, destekleyelim. Şöyle bunu dolanıyoruz. 5-6 sıra çukraldı. 2 kat. Şöyle deliği var. Şöyle dolanıyoruz.
Bir süre daha duralım. Tavşan kulağımız bu. Bu kadar yetsin. 2, 4, 6. 6 sıra. Şimdi ipimizi biraz bu kadar kesiyorum. Şuradan kilitliyoruz ağzını. İğnemize takıyoruz. Benim uzun bir iğnem var. Uzun iğnem bu işlerde çok güzel kullanması oldu. Şimdi şuraya şöyle yapacağız. Bunu kulak şekli vermek için şöyle bükeceğiz arkadaşlar. Şöyle bükeceğiz ve şurada dikeceğiz. Şöyle iki defa diksek yeterli. Şu küçücük kulak şeklini verdik. Ve şuradan şu ortasındaki geçtiğim yerden tam ortasından şöyle geçiriyorum iğnemi. Aynı oradan tekrar geçiriyorum ve şuradan içinden çıkartıyorum. Aynı yerden bir daha batıyorum. İçinden yine çıkartıyorum. Bu şekilde. Şu arkadan çıkartıyorum. Şuradan bir yerden batıp yine oradan çıkartıyorum. İyice sağlamlaştırıyorum. Bayağı sağlam oldu. Şimdi şuraya birkaç defa dikiyorum. Ve kesiyorum. Şimdi kulağımız birini yaptım. Aynı şekilde öbürünü de yapacağım ama onu göstermeyeyim. Gösterdim nasıl olsa. Şimdi gözünü göstereyim. Bir tane düğüm attım. Şöyle kararlıyorum ben. Şuradan 3 3 4. sırada şöyle karenin birini alıyorum. Şöyle yapıyorum. Halkadan geçiriyorum. Halka yapıyorum ve ortadan alıyorum. Şu şekilde bir daha alıyorum. İpim ortada. Çekiyorum. Bunu düzelteyim. Şimdi şuradan batıyorum. Kararlıma 4-5 sıra bu taraftan. Batıyorum. Şu şekilde. Şuradan batıp tam şuradan çıkıyorum.
Bunun bir tarafını keseceğim. Şöyle az üstten alıp aynı yerden çıkıyorum. Biraz daha ortadan çıkamadım. O yüzden. Şöyle bir daha alıyorum. Bir de şu köşeden alıyorum. Şekilde şuradan batıp şuradan aynı yerden bir daha batıp ip de belli olmasın diye şu karenin ortasından çıkıyorum. Şöyle alıyorum. Bir de ortadan alıyorum. Bir de şuradan alıyorum. Arkasına geçip bağlayayım. Şuradan kesiyorum. Şimdi şuraya bir de ağız yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yanak gibi bir şey yaptım. Önce onu yapayım. Nasıl yapayım? Şöyle. Aynı bunu da bir kare gibi yaptım. Süs yani. Bir de şuradan. Şimdi şuraya bir yere ağız yapacağım.
Şöyle ağzı yapsak olurdu diye düşünüyorum. Şu ipin ortasından çıkarırsak. Şimdi aynı şekilde şuradan bir yerden bir yanak şeklinde buraya da yaparız. Bunu da ben daha çok uzatmayayım, bu tarafı gösterdim diye bırakayım. İşte kameranın önünde bu kadar yapabildim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.